Hindistan'ın buradaki Dersim'deki yaşadığı işte 249. gün sanırım yaşadığı işte kayıp. Ama herkes tarafından işte intihar ya da işte bir şey. Aslında farklı bir cinayet. İntihar da olsa bunun bir sebebi var. Böyle de olmasa bu böyle çok basit bir şey değil. Bir kadın cinayetinden bahsedeceğiz. Dersim gibi her tarafı kameralarla çevrili bir yerde, dağa taşının karakollarla her yerde polislerin olduğu, askerin olduğu bir yerde bir kadın kayıp ve aylardır kendisinden haber alınamıyor. Barajda denildi. Barajda aramalarda çıkmadı. Başından nerede? Şunu söyledik bir sebeple olarak da buraya geldiğimizde de aileyle görüştüğümüzde bu barajda değil. Yani burası bir akarsu değil. İstese bunu bulabilir ama bir şehrin, bir kentin valisi, emniyeti, işte vesaire bazı bürokratlarının bu işin içerisinde ve sürekli aileyi bir başka yönlendirme ve yönlendirmenin neticesindeki sabırla bekleme ve ailenin eli boş çıktığı. Şimdi bir kadın cinayetinden bahsediyoruz. Sistemin genel, yani devletin erkek egemen sistemi, biz kadınlar üzerindeki belirli şeyleri var. Bunu işte tekel cinayetinde, yani cinsel saldırısında görebiliriz, Hindistan'da görebiliriz, işte dışarıda atıyorum Türkiye cephesine baktığımızda şöyle chatte görebiliriz. Fatma'da isimler çoğalıyor maalesef, isimler çoğalıyor. Yani biz hep şunu söylüyoruz, bir kadın daha eksilmeyeceğiz diyoruz ama bugün bile baktığımızda birçok kadının cinsel şiddete ve hatta yaşamları için, ayakta durmak için katledildiğini biliyoruz, öldürüldüğünü biliyoruz. Hem de en yakındaki erkekler tarafından. Yani Gülistan bir simgesel simge oldu, sadece Dersim'de değil, aslında Türkiye genelinde, Türkiye ve Kürdistan'da bir simge oldu. Diyarbakırlı bir aile, bir öğrenci. Şimdi bunun arkasında bir normal bir cinayet diyemeyiz, bir kadın cinayeti diyemeyiz. Üç tane ceset çıktı, üç tane ceset var ama Gülistan yok. Yani şunu görüyoruz ki devletin kendi eliyle belirli yerlerde, özellikle de Kürdistan'da, Musa Orhan örneği çok somuttur. Yani yaşadığı, yaptığı mesaj, WhatsApp yazışmalarına bile rağmen Musa neden tutuklanmıyor? Mesela ben bir kadın olarak, bırakın vekil olarak değil, bir kadın olarak soruyorum. Musa Orhan neden tutuklanmıyor? Musa Orhan'ın diğerlerinden ayrıca ki durumu nedir? Ya da Dersim'de yaşadığımız işte Gülistan meselesindeki, yani bir tek kişi, tek bir erkek var ve ortada yok. Mesela neden tutuklanmıyor? Burada şunu görüyoruz ki devlet kendi eliyle, özellikle üniformalı meselesinde, askerinde, polisinde ya da devletle birebir işin içerisinde olduğunda bir koruma, bir kalkan olmaya başlıyor. İşte İpek Er meselesi de böyle, Gülistan meselesi de bundan bağımsız değil, gerçekten bağımsız değil. İstese burada her şeyi yapabilecek tek 2 saatlik bir şeyde Gülistan'ı bulabilirlerdi. Ama Gülistan bulunmak istemiyor. Ya da İpek'in yaşadığı işte 20 gün boyunca 18 yaşında genç bir kadın, daha bir çocuk belki de 18 yaşında ve evde cinsel saldırı, yani tecavüz, biz yumuşatıyoruz bazen kadınlar cinsel şiddet, cinsel saldırı, bir tecavüze uğruyor ve tecavüzün sonunda Musa Orhan, ben bunu zaten WhatsApp yazışmalar yapmıştım, bu 90'lar döneminde Kürdistan'da yaşadığımız birçok tecavüz ve intiharlar vardı. Yani bunun devletin kendi eliyle, işte özel hareketiyle, jandarmasıyla, polisiyle yaşatmış oldu. Peki Türkiye cephesine de baktığımızda en yakınındaki erkek tarafından katlediliyor. Yani ne oluyor? Eşidir, sevgilisidir, ailesidir. 17-15 yaşındaki genç bir kadındı. 15 yaşında sanırım bir genç çocuk yani babasının psikolojik şiddetinde, babasının tabancasıyla, asura babasının tabancasıyla intihar etmesiyle önemli bir şey. Yani bunları intihara sürükleyen ne? Hangi sebepler? Hangi saldırı, hangi psikolojik baskı altında? Ya da yanımızdaki erkeğin bizi katledebilecek kadar cesaretini, işte tam da İstanbul Sözleşmesi diye biz kadınlar eskiden haklarımız için mücadele ediyorduk. Hani reformlu olsa iyileştirici haklarımızı istiyorduk. Ne diyorduk? İşte sendikalardaki hakkımızı istiyorduk, sokaktaki hakkımızı istiyorduk, daha ileri şeylerimizi savunuyorduk, taleplerimiz. Bugün çok ilginç, biz yaşamak için sokaklara çıkıyoruz. Hayatta kalma mücadelesi için, öldürülmemek için, tecavüze uğramamak için bunu sokaklardayız biz. Yani bu mesele gerçekten çok acı. Bir ülkede yaşıyoruz, bugün ülkenin gerçeği böyle ama biz yine kadınlar daha güçlü çıkıyoruz. İstanbul Sözleşmesi, işte bugün İstanbul Sözleşmesi'ni bugün yok sayanlar, onu uygulamayanlar bugün İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırmak istiyor. İşte bunu kaldırdığınızda Şule'ler, Fatma, ismini sayamadığımız birçok insan, Gülistan, İpek, bunların hepsini uygulamış olsaydık bugün bir ceza, işte yapılandırma, yani bir yasal
hukuk çerçevesinde bugün Musa Orhan da, bugün buradaki de, diğer taraftaki de, yani o katiller ellerini kollarını sallayarak gitmezlerdi. Pınar Gültekin olayının herkes tarafından bilinir. Yani üzerine beton döküldü. Mesela Özgecan yakılarak şey oldu. Vahşileşti artık, canileşti. Çünkü şunu görülür ki benden önceki yasas şeyi Pınar Gültekin'in o yakan katilin şeyinde vardı. WhatsApp ya da telefon görüşmelerinde savcılığa çıkan şeyde iddianameye de geçiyordu. Önceki öldürülen kadınların katillerinin aldığı cezayı ya da yargılanma sürecine bakıyor. Bu şunu gösteriyor. Bir kere erkeği cesaretlendiriyor. O erkeği kadını öldürmesi için, kadına tecavüz etmesi için cesaretlendiriyor. Çünkü böyle bir yasa yok. Ama 2011'de başlayıp 2014'te sözleşmesini yaptığımız, kadınların da gerçekten bunun için mücadele verdiği İstanbul Sözleşmesi bugün uygulanmayı bırakın, bugün ortadan kaldırılma tartışması yaşıyorlar. Biz kadın örgütleri olarak çok netiz bu meselelerde. Biz bunu daha ileri nasıl taşıyacağımızı tartışırken, uygulamayı hayata nasıl geçeceğimizi tartışırken bugün bu sözleşmenin kaldırılmasını kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz de. Hani sokaklardayız, eylemlerdeyiz ama bu Ekim ayında muhtemeldir ki hani AK Parti iktidarı şeyi getirmeye çalışacak yasayı. Çünkü Erdoğan'ın söylemlerinden şunu anlıyoruz. Hani biz kendi yasamızı, kendi programımızı, işte Ankara şeyini koyacağız. Hani Avrupa şeyini bilginin değil ama İstanbul Sözleşmesi, Ankara Sözleşmesi diyecek. Ve buradan şunu görüyoruz. Bir, kadınlar onları çok rahatsız ediyor ki LGBT alanları, yani LGBT artıları onları rahatsız ediyor. Bunlar için yeni bir düzenleme yapılacak. Hiçbir maddesini dahi, hiçbir madde, çünkü ilmek ilmek vererek getirdik biz bu kazanımları buralara. O yüzden onun bir maddesinden, bir cümlesinden, bir kelimesinden dahi geri adım atmayacağız. Öyle görüyoruz. Demek olan kesim şu an kadın. O halden beri bırakın kadın mücadelesi, kadın örgütleri en dinamik alanlarda onlar duruyorlar. Sokaktalar, bulundukları yerden, o hal döneminde bile, referandum döneminde, birçok dönemlerde gerçekten kadınlar daha dinç, daha dinamik ve daha şey gösteriyorlar kendilerini. Yani hani sokağa çıkarak daha güçlü bir şey sergilediler. Gerçekten biz mesela İstanbul'da, Kadıköy'de İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili yaptığımız bir eylemde sadece kadın örgütleri yoktu. Bireysel onu savunan kadınlar vardı. Yani hiç siyasetle, hani hep böyle siyaset gibi işte birileri tetikliyor, birileri iteliyor, birileri bu meseleyi yapıyor dedikleri bir dönemde aslında herkes rahatsız. Çünkü bir kadın yaşamını yitiriyor, bir cinayetten bahsediyoruz. Kadın katliamından, tecavüzden bahsediyoruz. İşte anne olmasıyla geliyor, öğretmen olmasıyla, yani herkesinde, herkes bunu biliyor. Buna karşı bir mücadele veriyor. Şimdi AKP ve MHP faşizminin yapmış olduğu, o bloğun yapmış olduğu şey, işte biz kadınları işte katledilir, cinayet olur ama biz bunu düzeltebiliriz meselesi. Şunu çok net görüyoruz. Evet, 20 yıldır bir, 20 yıla yakındır bir iktidar var. Bu iktidarla beraber son 5 yıldır kadın cinayetleri çok artarak gündemde. Ve bu gündemin karşısında biz kadın örgütlerinin duracağı, duruş sergileyeceği duruş çok önemli. Evet, son bir ay bütün alanlarda, her yerde İstanbul Sözleşmesi ile ilgili eylemler yapıldı. Yeterli mi? Elbette ki yeterli değil. Mesela AKP kadın örgütlerinin kaderin şey yaptığı, kadimi yaptığı bir açıklama vardı. Oradan doğru bir geri adım mı acaba değil mi? Benim fikrim dediğim gibi bir düzeltme ya da bir şeye doğru götürecekler bu meseleyi. Bunu kabul etmemek gerekiyor. Nasıl bir duruş sergilemek lazım? Bir, kadınlar sokakta olmalı. Asla bulunduğumuz her alanda. Meclisten, yerel yönetimlere, sendikalardan, öğrencilere kadar herkes, yani bu yönkü kadınlarından, feministlere, sosyalistlere, kimler mücadelenin içerisindeyse bir, bu işin öncülüğünü yapacaklar kadın örgütleri. Kadın platformlarının ortak şeyle sokaklardayız ama daha fazla çalışmak lazım. Mesela İstanbul'dan örnek vereyim. Bazı yoksul kesim dediğimiz emekçi kesimde kadınlar şeyi bilmiyorlar. İstanbul Sözleşmesi'nin gerçekten ne anlattığını bilmiyorlar. Yeniden bunu anlatmamız lazım. Dinlenmeden, yorulmadan anlatmamız lazım. İlk 5 maddesinde bu bence kapsamlıdır. Yani hepsi kapsamlı ama ilk 5 maddesi İstanbul Sözleşmesi'ni zaten anlatıyor. Bunu anlatmamız lazım, dokunmamız lazım, kadınlara gitmemiz lazım, işçi kadınlara bunu anlatmamız lazım. Atölyede, fabrikada kadınların yaşadığı sorunlar var. Bu sorunlar İstanbul Sözleşmesi'nin bir parçası görmek lazım. Ama
İstanbul Sözleşmesi kapsamında esasen kadın mücadelesinin güçlü olması lazım, güçlendirmemiz gerekiyor. O yüzden yapacağımız şey bu gelecek sadece İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere bütün kadınlara yönelik saldırılara karşı ortak birlikte bir mücadele yürütmek lazım kadın örgütlerinin.